Merhabalar. Ankara'da şehir merkezinden Esenboğa Havalimanı'na bir gün metro ile gitmek mümkün olacak mı? Ya da tersten gelelim, Esenboğa Havalimanı'na soğuk bir kış günü indiğimizde terminalden çıkmadan, kar çamur görmeden, konforlu metro araçlarıyla Kızılay'a ekonomik bir şekilde vardığımız günleri görebilecek miyiz? İstanbul'un tüm havalimanlarına metro ile ulaşmak artık mümkün. M4 Sabiha Gökçen uzatması Ekim ayında hizmete alındı, havalimanından Kadıköy'e kısa bir sürede gidilebiliyor. Önümüzdeki ay Kağıthane ile İstanbul Havalimanı arasındaki metro hattı da hizmet vermeye başlıyor. Yakında İstanbul Havalimanı'ndan Beşiktaş'a 1 saatin altında varabilmek mümkün olacak. Öte yandan İzmirliler uzun zamandır Adnan Menderes Havalimanı'na İzban konforuyla ulaşabilmenin keyfini yaşıyor. Uçaktan indiğinizde sizi şehrin bir ucundan diğer ucuna kadar götürebileceği hızlı bir banliyö sisteminin varlığı günübirlik planlama yapmayı, araç kiralamadan işinizi görmeyi mümkün kılıyor. Peki ama başkent Ankara'da yegane ticari havalimanına niçin hala metro ile ulaşılamıyor? Ankaralı takipçilerimizin yorumlarında sıkça sordukları gibi soralım. Ankara üvey evlat mı yoksa başı kel mi? Aslında değil. Uzun süredir gündemde olan Esenboğa Metro projesi için çeşitli etütler yapıldı ve projeler üretildi ama hiçbiri için maalesef bütçe ayrılamadı. Birkaç yıl önce bitirilen dokümanları incelediğimizde projenin 3 aşamada hayata geçirilmesinin hedeflendiğini görmekteyiz. 2019 yılında hazırlanan etütlere göre ilk aşamada Kuyubaşı ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasındaki 26.2 kilometrelik kesimde metro hattının hizmete açılması planlanıyor. 7 istasyonlu güzergahta 102 adet vagonun hizmet vermesi hedefleniyor. İstanbul Havalimanı metrosunda olduğu gibi Esenboğa hattında da saatte 120 km hızla gidebilen trenlerle işletme yapılması isteniyor. Projede sürücüsüz işletimi mümkün kılan bir sinyalizasyon sisteminin kullanılması planlanıyor. Hattın ikinci etabının Kuyubaşı ile Siteler Yüksek Hızlı Tren Garı arasında tasarlandığını öğreniyoruz. Metro standartlarında yapılması planlanan bu kesim hayata geçerse, havalimanı yüksek hızlı tren bağlantısı kesintisiz bir hat ile tesis edilmiş olacak. Son kesim ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Çubuk arasında. Bu bölümde tramvay hattı seçeneği ağır basıyor. Şimdi projenin ilk aşaması olan Kuyubaşı ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasındaki hatta yakından bakalım. M4 hattı olarak isimlendirilen Tandoğan Keçiören metro hattına entegre edilecek bu hat sayesinde Keçiören metrosuna binen vatandaşlar Kuyubaşı istasyonunda aktarma yaparak Esenboğa Havalimanı'na kadar gidebilecek. Daha sonra Yenice'ye yönelen güzergah Çubuk'taki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde son buluyor. Üniversite mevkiindeki son istasyondan sonra bir de depo alanı yer alıyor. Bu depo alanında trenlerin rutin bakım ve onarımlarının yapılması planlanıyor. Trali sistem bir gidiş ve bir geliş olmak üzere iki hat olarak inşa edilecek. Hat boyunca 3 adet geçiş noktası bulunmakta. Geçiş noktaları trenlerin yön değiştirmesi gerektiğinde kullanılan aynı zamanda bekleme sahası olarak da istifade edilebilen noktalardır. Güzergah üstünde inşa edilecek 7 istasyondan ilki Kuyubaşı istasyonu. Daha sonra Kuzey Ankara istasyonu, Pursaklar istasyonu ve Sarayköy istasyonu geliyor. Fuar İstasyonu ve Esenboğa İstasyonu boyunca ilerleyen hat, üniversite istasyonunda sonlanıyor. Proje yer altından ilerliyor, iki noktada yüzeye çıkıyor. Her bir istasyonun uzunluğu 150 metre. Hat boyunca olumsuz bir durumda karşılaşılması halinde gecikmeleri azaltmak için iki adet makas noktası konuşlandırılmış. Makas hatlarının projeye dahil edilmesinin sebebi, trenlerden herhangi birisinin arıza yapması durumunda, işletimdeki trenlerin makas hatlarından diğer hatta geçerek kullanılamaz olan hat boyunu kısaltmak olarak özetlenebilir. Makas hatları yaklaşık 7. ve 16. kilometrede konuşlandırılmış. Hattın her iki ucunda metro trenlerinin geri dönüşüne izin vermek amacıyla çapraz bağlantı ile kurulan manevra hatları da bulunuyor. Üniversite istasyonu terminalinde iki manevra hattı var. Bunlardan birisi hattın deposuna bağlanıyor. Kuyubaşı transfer merkezi terminalinde ise 3 manevra hattı bulunuyor. Sistemde en yüksek sefer hızı saatte 120 km olarak tasarlanmış. Ancak trenlerin ortalama işletme hızının 100 km bölü saat civarında olacağı belirtiliyor. Metro hizmeti için sefer aralığı en az 3,5 dakika olarak planlanıyor. Öte yandan her bir yöne doğru saatte ikişer trenden oluşan ekspres tren hizmeti de verilecek. Yolcuların inip binebilmesi için duraklarda 30 saniyelik bekleme süresi öngörülmüş. Sistemde hizmet verecek trenler set başına 1000 ila 1200 adet yolcu taşıyabilecek kapasitede olacak.
Söz konusu trenlerin uzunluğu da 120 metre civarında. İstasyonlar arasındaki ortalama mesafe 3,5 ile 4 kilometre arasında değişmekte. Yapılması planlanan projede çoklu duraklı ve yüksek sefer sıklığı olan metro hizmetinin verilmesi hedefleniyor. Esenboğa Havalimanı ile Ankara arasında bir de ekspres tren hizmeti planlanıyor. Ekspres tren hizmeti daha düşük sıklıkta işletilen Ankara ile Esenboğa Havalimanı arasındaki hiçbir durakta durmayan bir hizmet tipi olacak. Ekspres tren Kuyubaşı İstasyonu ile Esenboğa İstasyonu arasında çalışacak. Ekspres hizmetin bir alternatif olarak sunulma sebebi yolcuların Esenboğa Havalimanı'na metro hizmetinden daha hızlı bir şekilde ulaştırılması olarak söylenebilir. Ancak ekspres seferler bazı metro seferlerinin beklemesine yol açacağından ekspres tren seferleri her bir yönde saat başı 2 sefer sayısı ile sınırlandırılmış. Proje kapsamında yapılan detaylı etüt çalışmalarına dayanılarak filo büyüklüğü de belirlenmiş. Günlük 20 saatlik işletme süresi ve bakım faaliyetleri dikkate alınarak filo büyüklüğü tespit edilmiş. Etüt raporlarında 17 ila 20 arasında tren satın alınması gerektiği yazıyor. Zorlu coğrafyaya sahip yerleşim bölgelerine alternatif toplu ulaşım çözümü sunan AGT metro aracını tanıtmaya devam ediyoruz. Yurt dışında pek çok şehirde yaygın olarak kullanılan metro aracı lastik tekerlekli olması sebebiyle %12'ye varan yüksek eğimli tepelere kolaylıkla tırmanabiliyor, gürültüsüz, konforlu bir seyahat deneyimi sunuyor. Fransa, Japonya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri gibi pek çok ülkede uzun yıllardır kullanılan aracın ana teker sistemi 30 yıl gibi dayanıklı bir ömürde tasarlanmış. Elektrikli çevreci motorları ve alüminyum gövdesiyle sade ve hafif bir yapıya sahip olan metro aracı sürücüsüz otonom bir şekilde de hareket edebiliyor. Parçalı vagon yapısı sayesinde 30 metre yarıçapındaki virajlarda rahatlıkla dönebilen araç geniş iç hacmi ve sessizliği ile dikkat çekiyor. Vojin marka AGT metro aracını yeni bir ulaşım alternatifi olarak ülkemize getiren firma ürünü Türkiye'de yerli ve milli kaynaklarla üretmek için çalışmalar da başlamış. Sadece büyük şehirlerimize değil aynı zamanda orta büyüklükteki yerleşim alanlarına ya da havalimanı gibi yoğun insan trafiğinin olduğu merkezlere de bu hızlı ulaşım sistemini kurmak mümkün. Bundan sonraki yayınlarımızda ürünü gözden geçirmeye ve dünyadaki örneklerini sunmaya devam edeceğiz. AGT metro aracını detaylı olarak tanıtan diğer toplu taşıma araçları ile karşılaştıran videonun bağlantısı yukarıda yer alıyor. Projenin ikinci aşamasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Çubuk arasında raylı sistem bağlantısının kurulması planlanıyor. Bu proje Kuyubaşı Esenboğa Havalimanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin devamı niteliğinde olacak. Ankara'nın Çubuk ilçesini şehrin önemli toplu taşım aktarma merkezleri ve kent içi raylı sistem hatlarıyla buluşturacak proje yaklaşık 16.9 km uzunluğunda. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin gün geçtikçe büyümesi ve nüfusundaki artış bölgedeki yolcu hareketliliğini de arttırıyor. İlçede Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin yanı sıra Gazi Üniversitesi'nin de bir yerleşkesi bulunuyor. Hızla değer kazanan ve büyüyen Çubuk, çevresindeki sanayi kuruluşlarının da artmasıyla yeni bir cazibe merkezi haline geldi. Çubuk, Esenboğa Havalimanı'na en yakın ve en büyük yerleşim merkezidir. Ankara gibi büyük bir metropole 40 km mesafede bulunan ilçe hızlı ve akılcı ulaştırma çözümlerine ihtiyaç duyuyor. Çubuk yönü ilerleyecek bu hat yolculuk sürelerini kısaltarak seyahat konforunu iyileştirecek. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk Raylı Sistem bağlantısı ilk olarak yeraltı metrosu şeklinde planlanmış. Detaylı proje çalışmalarında hafif raylı sistem ve tramvay seçenekleri de gündeme gelmiş. Son olarak tramvay alternatifinde karar kırılmış. Proje revizyonu sebebi olarak metro yapım maliyetlerinin yüksekliği öne çıkıyor. Proje Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından ele alınıyor. Etüt çalışmaları tamamlanan Ankara'nın bu önemli projesine 2023 yılında bütçe ayrılabilecek mi? Yakında meclise yapılacak bütçe görüşmelerinde bu sorunun yanıtını hep birlikte öğrenmiş olacağız. Ankara'da projelendirilen Esenboğa Havalimanı metrosu hakkında bilgi aktardık. Üye olarak kanalımıza destek verebilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği ayrıcalıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan bağlantıyı tıklayınız. Siz de yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız, Kamu Gözü İş Ortağı programına dahil olabilir, kanalımıza yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş Ortağı programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Kamu Gözü'nü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.